Ecolsoft Ganga Serdar'la Döner Hayatları sunar. Metropolis Steakhouse Mannheim'ın katkılarıyla. Benzersiz programı Ganga Serdar'la Döner Hayatlar başlıyor. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar başlıyor. İlk olarak Mannheim'de yaşayan çok özel bir ismin hayat hikayesini paylaşacağız sizlerle. Ali Tuncay Çelik bizi önce güldürecek, sonra üzüntüden gözyaşlarına boğacak. Karlsruhe'de İskender Grill House'u işleten Arslan ailesinin sıcak ortamına konuk olduk. Tunceli'den Almanya'ya uzanan bir hayatın uzun öyküsünü paylaşacağız sizlerle. Ludwig Safın'da 1600 metrekarelik marketinde uluslararası hizmet veren Hasan Doğan'ın büyük başarısının sırrı ne? Kilo problemi olanlar ekran başına. Siz de aç kalmadan 5 haftada 21 kilo verebilirsiniz. Nasıl mı? Hepsi Sim ile Doğal Beslenme bölümümüzde. Bir hünerli elin öyküsü. Aldığı birçok ödül ve madalyayla başarısını taçlandıran kuaför Kamber Turan, tek başına çıktığı Almanya macerasında 20 yılda neler yaşadı? Ve moda. 2016 yılının moda trendleri, stil ipuçları, kombin önerileri bu VTR'mizde. Hepsi ve daha fazlası az sonra Ganga Serdar'la Döner Hayatlar'da. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar'da siz de yerinizi almak, hayat hikayenizi paylaşmak istiyorsanız bize ulaşın. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar'ın ilk programının ilk durağı Stuttgart'tan sonra Baden-Württemberg eyaletinin ikinci büyük şehri olan Mannheim. Çok özel bir hikayeyle başlayacağız ilk programımıza. Çok özel bir insanın hikayesi bu. Ne kadar neşeliyse o kadar duygusal bir adam Ali Tuncay Çelik. Gülmekten ağlayacağınız ve bazen de üzüntüden gözyaşlarınızı tutamayacağınız ilk hikayemiz başlıyor. Ali Bey çok büyük işler başarmış dürüst bir iş adamı. Tarihi İpek Yolu'nun havasını birçok kültürün bir arada yaşadığı Gaziantep'in zengin mutfağını Almanya'ya taşımış. Önce onu tanıyalım. Ben 1969 Gaziantep doğumlu Ali Tuncay Çelik, namı değer Ali Şen. Çok aşırı derecede bir fanatik Fenerbahçe olmamdan dolayı. Türkiye'de ilk orta ve lise öğrenimi, yüksekokul öğrenimi Türkiye'yi tamamladıktan sonra 1994 senesinde Almanya'ya geldim. 94'ten beri buradayım. Şu an için Mannheim'in gerçekten medarı iftiharı olan Türk Sofrası Ocakbaşıları'nın işletmecisi ve sahibi olarak görevimi devam ettirmekteyim. Almanya serüveniniz nasıl başladı? Almanya serüveni benim için çok enteresandır. Aslında orada konumum, durumum çok iyiydi. Sigortada satış müdürlüğü yapıyordum. Bir gün dayım izine geldi. Ankara'da kaldığım için önce bize uğradı, sonra Antep'e devam edecekti. Ve ben de o zaman Doğu ve Güneydoğu'da görevliydim. Doğu ve Güneydoğu'dan gelirken dayımla beraber bir kahvaltı yapma şansı oldu bizim evde. Ve kalktı dedi ki, ya kardeşim dedi, bu ne dedi ya? Ayın 25-26 gün dışarıdasın, 3-5 gün buraya geliyorsun. Ya çek de Almanya'ya dedi. Ben de dedim ki ya dayı, ben istersen bir günde giderim Almanya'ya. O anda dayım gülerek karısına dedi ki, görüyor musun bak yeter dedi. Deli Ali isterse bir günde Almanya'ya gidermiş dedi. Bu benim çok zoruma gitti. Ve dayım daha Türkiye'deyken ben Almanya'ya geldim. Havaalanından kendini karşılamaya ben gittim. Gerçekten çok azimliymişsiniz Ali Bey. Aslen nerelisiniz peki? Aslen Fenerbahçeliyim ama yani onun için esprisi, fanatik bir Fenerbahçeliyim ama Gaziantep.
Doğu ve Güneydoğu'nun medarı iftarı olarak gördüğümüz Gaziantep, yemek dünyasının medarı iftarı, baklavanın doğduğu yer. Gaziantep'i başka kimse bu kadar güzel anlatamazdı. Türkçenizde, anlatım dilinizde çok düzgün Ali Bey. Şimdi Türkçe biraz Ankara'da kalmamızın etkisinden dolayı kaynaklanan bir olay. Onun da çok enteresan bir şeyi var, anısı var bende. Sevgili rahmetli nur içinde yatsın, Mustafa Taşer'in oğlu, devlet bakanımız Mustafa Taşer'in oğlu, Fatih Taşer'le bizim bir oda arkadaşlarımız oldu. Bu oda arkadaşlarımıza biz karar verdik. Dedik ki ya bundan sonra biz Antep ilk defa büyük bir şehre gitmişiz. O büyük şehirde de neyin olduğunu, neyin bittiğini bilmiyoruz. Herkes yapıyorum, ediyorum, geliyorum, gidiyorum diye konuşuyor. Bize ters. Bir gün yine bir matematikçimiz geldi. Çok genç bir bayandı. O ders anlatırken bunlar gene başladı. Ya moruk ya deyince ben aynen bu şekilde arkaya döndüm. La hırsın ya herif, ne kadar çok çeneniz var sizin dedim. Önce kimsede bir çıt yok. Sonra hoca dahil herkes gülmeye başladı. Fatih döndü dedi ki oğlum ben sağlamadım. Ne karışın sahneydi. Fatih ile karar aldık. Dedik ki ya biz bu Türkçeyi düzelteceğiz. Ve onun için gerçekten şunu çok iyi biliyorum. Am yorum demeyi de çok iyi bilirim. Efendim buyurun demeyi de çok iyi bilirim. Peki neden Gaziantep sofrası değil de Türk sofrası? Evet çok enteresandır. Onu da yani yine sizin gibi bütün arkadaşlarım soruyor. Niye Türk sofrası da Antep sofrası değil? İyi bir Anteplisin diye. Söylediğim tek bir cevap var. Burada da biraz Kayserililerin rolü var. Yani Kayserili olmanın aslında değilim de belki damarlarım oradan gelmiştir. Şimdi ben Antep sofrası koysaydım Türkiye'nin değişik illerindeki birçok insan Antep'i sevmeyebilir. Ticareti düşünüyorum. Türk sofrası koyunca Türkiye'den gelen Türkiyelilerin tamamı Türk sofrasını sever. Bundan dolayı ticari amaçla ben bunu Türk sofrası olarak değiştirdim. Türkçeniz kadar Almancanız da iyi mi? Valla Alman müşterilerim var. Onlarla Tarzanca anlaşıyorum. Ve çok enteresan bir Tarzanca. Ama derdimi anlatıyorum. Müşteriler halinden memnun görünüyor burada. İki tane bayan müşterinin yanına gidiyoruz. Bakalım Türk sofrası Ocakbaşı'nı tercih etmelerinin sebebi ne? Ganga Serdar'ın döner hayatları devam ediyor. Ve kimlerle görüşüyoruz? Ben Hamada. Daphne Hatyandreou-Boll. Efendim Daphne. Ja, ist deutscher Name. Yunan Alman. O nasıl oluyor ya Yunan Name? Wie geht das? Deutsch, Griechisch. Durch Heirat meiner Eltern. Evet. Gut gelegen ist für Mittagspausen insbesondere. Öğlen paydasında hep buradayım diyor. Çok lezzetli diyor. İkinci kere buradayım. Gelecek misin? Kommst du öfters jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ama geleceksin ha. Aber du kommst. Das ist versprochen. Genau. Nee, war sehr überzeugendes Essen. Hat super lecker geschmeckt. Okay. Und Adana Kebab ist super. Adana Kebab diyor. Duydunuz sevgili izleyiciler. Menünüzde neler var? Müşterilerinize en çok hangisini önerirsiniz? Şimdi ben burada şuna değinmek istiyorum gerçekten. Bu renkli kişiliğim ve Manayım'daki bu caddeye, Esnaflar Caddesi dediğimiz, Türker Caddesi dediğimiz bu caddeye birçok şeyi ben getirdim. Örneğin künefe ilk olarak ben getirdim. Köpük dayranı ilk olarak ben getirdim. Beyti normalde yoğurtlu beyti Türkiye sınırları içerisine gitseniz hiçbir yerde yok. Yoğurtlu beytiyi ben icat ettim. Alişen kebabını çok fanatik bir Fenerbahçeli olmamdan dolayı ben icat ettim. Bakın burada da enteresan bir şey söyleyeyim. Yavuz Donat abimiz, sevgili gazeteci Yavuz Donat geldi buraya. İyi bir kebap yediğini söyleyince getiren arkadaşımız demiş ki ya buraya gidelim burada var. Spice kartını kontrol ederken menü kartını kontrol ederken bir bakıyor Alişen kebap yazıyor. Ya diyor ben bu Alişen'i yiyeyim diyor. Ve Alişen'i yiyor. Alişen'i yedikten sonra çok enteresandır. Direkt düşünebiliyor musunuz? Yavuz Donat gibi bir adam para verseniz bu işi yapmaz. Kendi yazmış olduğu makalesine bizi Alişen yedim 8.50 diye başlık atıyor. Alişen'in dikkatini çekiyor. Yavuz Donat arıyor. Yavuz Donat diyor ki vallahi sevgili başkanım bir yere gittik. Beni götürdüler. Alişen kebabı yer misin dediler. Yedim. Neresi burası diyor. Herkes şimdi Alişen'in de biraz ters yapılı bir adam olduğunu bilince Yavuz Donat mecburiyetten buranın adresini ve telefonunu vermiştik. Onu veriyor. Ya diyor ben bundan bir görüşeceğim. Şeytana keyif gerek. O gün ben de geldim. Psikolojim de yerinde değil. Zır zır telefon çalıyor. İçeride dana saplayacağım. Zır zır telefon çalıyor. Telefonu bir aldım. İyi günler Türk Sofası Ocakbaşı buyurun dedim. Dedi iyi günler kardeşim dedi. Ben dedi Alişen dedi. La dedim Allah'ını seversen gevezelik etmeyin dedim ya. Ben de Alişen ne isin dedim. Dedi kardeşim dedi sizin orada ya Alişen kebabı var. E dedim var. Bir baktım gerçekten bu ses bir aşinalık var. Bu ses bana tanıdık geliyor. Ve gerçekten sevgili başkanımız çıktı telefona. Bana çok teşekkür etti. Ve mutlaka buraya ziyarette bulunacağını söyledi. Ama bugüne kadar gelmedi. İnşallah o başkanımızı da bekliyoruz.
Sizi en çok kızdıran şey nedir Ali Bey? Daha doğrusu kendinizde neyi sevmezsiniz? Süt köpüğü gibiyimdir. Hemen parlar, bir anda parlar, bir anda yeniden sönerim. Ve en çok sevdiğim, sevmediğim olay, kesinlikle sevmediğim olay iş disiplinden ödün vermek. Aile hayatımda da aile disiplinden ödün veremem. Peki en çok sevdiğiniz şey ne? Ne mutlu eder sizi? Beni en çok mutlu eden şey şiirlerim. Gerçekten şiirlerim. Ben şiirleri çok seviyorum. Şiir okumasını çok seviyorum. Yaşanmışlıklar olduğu için çok seviyorum. Ve gerçekten iyi bir Yusuf Ayaloğlu, rahmetli nur içinde yatsın, onun hayranıydım ve tanışmak nasip olmadı. Ama Yusuf Ayaloğlu gibi olmasa da ona yakın bir şekilde şiir okuyabiliyorum. Evli misiniz Ali Bey? Evliyim. Bir evim var. Borcu harcı yok, Allah'a şükürler olsun. Bu işin esprisi var yani. Evli misin sorusuna verilecek en güzel cevap bence. Evliyim, bir evim var, borcu harcı yok. Eşiniz de izleyecek ama bu programı. Kesinlikle. O bu programı da izlemekte onun gibi yüzlerce binlerce tanıdıklarımız izleyebilir. Seve seve biz burada neyse, özüm neyse sözüm de o. Eşiniz demesin şiiri benden çok seviyor diye. Şiir hiçbir şey değişmem. Yaşanmışlıklar olduğu için. Bizde bir vaf vardır Antep'te. Hemen cevap vereyim buna da bu arada. La oğlum, cin başka, şeytan başka, melek başka. Hepsi de Allah'ın elçisi, hepsinin işi gücü başka. Ali Bey, maşallah sizden öğreneceğimiz çok söz var. Kaç çocuğunuz var peki? 3 tane çocuğum var. Büyük kızım 23 yaşında. Üniversitede okuyor. İnşallah önümüzdeki sene üniversiteden mezun oluyor. Hem de düğünü var. Sevgili Gizem. Ve çok enteresan bir şey. Buraya gelen Azül bir babanın inşallah gümnazyumda Almanca öğretmeni olacak bir kıza sahibim. İkinci oğlum Erolcan. O da yanımda. O da Abant Akademi'ye gidiyor. Yine Hüseyin Bey de ailemizin en çok yakışıklısı, vücutçusu Hüseyin Bey de yine dükkanlarla beraber okulunu devam ettirip götürüyor. Yani toplamda 3 tane çocuğum var. Türkiye'de özledikleriniz var mı? Türkiye'de özlediğin insanlar var mı? Almanya'da yaşayıp da özlememek var mı? O kadar çok şey var ki. Neyi anlatayım ki? Kimi anlatayım ki? En çok kimi özlüyorsunuz? En çok, çok yakın zamanda babamı kaybettim. Babamın her zaman Antep'e gidiyordum ve orada babam vardı. Şimdi yalnızca mezarı da olsa mezarını özlüyorum. Çok özlüyorum. Ağlama benim babam, ağlama açar babam, ara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayalım, gel açar babam, ağlama benim babam. Babasızlık zor değil mi Ali Bey? Biz herkes bilirsiniz demişlerdir. Anne olunca baba olunca her şeyi öğrenirsiniz. Yok, ben buna katılmıyorum. Anne olduk baba olduk bir şeyi öğrendiğimiz yok da. Babanız öldüğünde, anneniz öldüğünde her şeyi çok daha net anlıyorsunuz. Ben şimdi yaşamımı ikiye böldüm. Babamdan önceki ve babamdan sonraki yaşantım. Hangisi daha zor? Babamdan sonraki çok daha zormuş. Çok. 2 Şubat tarihiydi baba. Ne şen şakrak çıkmıştım be evden. Gönderirken seni hiç aklımızda yoktu ölümün be baba. Hastane köşesinde tek başına sen can verirken be baba, senin haberin geldi. Oysa sen demiştin bir saat sonra gelin alın beni. Evet baba, sözümüzde durduk. Bir saat sonra seni değil ölünü aldık baba. Bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz beli bükük hey. Ah bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, beçare beli bükük. Sizi bu kadar üzmek istemezdik Ali Bey. Ruhu şad, mekanı cennet olsun babanızın. Türk sofrası ocakbaşının taklitlerinden sakının diyoruz ve hemen masadakileri size anlatıyoruz. Ne yenir, ne içilir, hangisi daha lezzetlidir? Müzik
ilk defa bizim icat ettiğimiz bir şey. Biliyorsunuz normalde beyti yoğurtlu olmaz. Biz burada bunu icat ettik ve bizim sayemizde bütün Manayım yapıyor bunu. Öbür tarafta görmüş olduğunuz yine sofra karışık dediğimiz, yani Türk sofrasının kendine ait spesiyali olan sofra karışık var. Soruyorlar, Antep mutfağını Antep'e gider miyiz? Ya kardeşim, buradan Antep 3289 kilometre. Bakın burası bir mi? Antep'e girdiğinizde Antep'i burada biz yaşatıyoruz zaten. Fazla konuşmayalım. Tadına da baktım. İnanılmaz bir tat. Ben yemeğime başlıyorum. Hadi bay bay. ...94 yılında geldiği Almanya'da çok büyük başarılar elde etmiş Ali Çelik'in hayatını, Almanya macerasını paylaştık sizlerle. Yeni hikayeleri sizlere aktarmak için programımız son sürat devam ediyor. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar'da bu hafta Alman vatandaşlarımıza milli yemeğimiz olan döneri sorduk. Bakalım neler söylemişler. Döner, kebap. Was? Haftada kaç kere yiyorsun? Keine Ahnung. Keine Ahnung. 2, 3, 2, 3, 4, oft? Ja. 3, 4 Mal in der Woche? Nein, nicht so übertrieben. Was ist das Besondere am Döner? Also ich finde die Soße. Soße? Ja. Evet. Dönerin neyini seviyorsun? Sosunu diyor sevgili izleyen. Evet. Dönerin abi, farkını. Döner. Görüyor musun bir fark? Türkiye'de hiç yemedim desem. Hiç yemedin he? Yemedim. Almanya'da yedin yani ayda bir kere. Yani bir döner. Türkiye'de aranmıyor çünkü. Burada daha çok aranıyor döner. Evet. Türkiye'de neden? Aranmıyor mu? Evet. Seda Sayın yanımıza sevgili izleyen. Seda Sayın'a hemen bir soru soruyoruz. Evet. Döner yiyor musun? Evet yiyorum. Yiyorsun. Haftada kaç kere yiyorsun? O kadar fazla yemiyorum. Bir gün ne olmayı düşünürsünüz? Bankacı. 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 Neden bankacı? Neden bankacı? Bol bol para var bankada değil mi? Olay ne bu? Yok yok hayır da hep banka işlerini sevdiğim için. Evet konuşmayı bilmiyorsun ama kameranın arasında gülüyorsun. Maşallah ne güzel. Neden bu Almanya'da her yerde dönerci var ya? Bilmem. Herhalde basit oluyor ondan. Basit oluyor. Evet. Hani döner satan para kazanıyor öyle mi? Herhalde. Sosunu seviyorum. Evet. Etini de seviyorum. Tavuk evet. Döneri. Zaten et olmazsa zaten döner olmaz. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Anladık ki Türk ve Alman vatandaşların ortak beğenisi dönerin sosu oldu. Ganga Serdar hikaye avına devam ediyor. Mannheim'dan sonra şimdi de Almanya'nın güneybatısında Karlsruhe'deyiz. Burada Türklerin ve birçok farklı ülke insanının tercih ettiği lezzetleriyle ünlü İskender Grillhouse'u ziyaret ediyoruz. Türklerin yöresel yemeği, döner yemeğinin zevkini değerli müşterilerinin de beğenisine sunan İskender Grillhouse bir aile kuruluşu. Burada sağlıklı ve kaliteli yemek üretmek amaç edinilerek hijyenik ortamlarda müşterilere hizmet sunuluyor. 1993 yılından beri bu işi yapan ve tecrübelerini çocuklarıyla paylaşıp gelecek nesillere taşımak isteyen Hasan Arslan, müşterilerinin memnuniyetini onlara sunduğu sevgiye bağlıyor. Şimdi mikrofonumuzu Hasan Bey'e uzatalım ve onun Almanya'daki hayat öyküsünü sizlerle paylaşalım. Ben Hasan Arslan, 1952 doğumluyum ve Tunceliyim. 93 senesinde Almanya'ya geldim.
ve Almanya'da ilk başladığım Mannheim'da çalıştım. Ondan sonra Kaströ'ye geldim. Kaströ'de devam ettim. Kaç yıldır dönercilik yapıyorsunuz Hasan Bey? Benim aile bu ticaret işi yapıyordu, dönercilik yapıyordu. Ben de bu işe atıldım ve devam ettim. 93'ten beri devam ediyorum. Bugüne kadar. Bu işi yapmaktan mutlu musunuz? Mutluyum, çok şükür. Evli misiniz Hasan Bey? Evliyim. Bir oğlum, bir kızım var. Birlikte mi çalışıyorsunuz? Çocukların hepsi burada, aile hepsi burada. Peki Hasan Bey, Almanlarla ilişkileriniz nasıl? Anlaşabiliyor musunuz? Almanlar çok şükür iyiler ve aynı Türkler gibi iç içeyiz. Çalışıyoruz, anlaşıyoruz ve memnunuz. Hangi tip müşteri sizi kızdırır? Şimdi efendim, burası restoran olduğu için temiz müşterilerimiz var. Yani belli bir müşterilerimiz vardır. Herhangi bir sorunumuz yok. Burada bayramları nasıl yaşıyorsunuz? Türkiye'den farklı mı? Evet efendim, Türkiye'deki gibi bayramlaşıyoruz. Burada birbirimize gidiyoruz. Efendim, bayramlaşıyoruz. Geçtiğimiz bayramı nasıl geçirdiniz? Bir de buradaki bayramları anlatalım izleyicilerimize. Efendim, geçen bayram devam ettim işimden. Ondan sonra işi de devam etti. Ben akrabalarıma gittim. Görüştüm. Geldik. Türkiye'deki akrabalarınızla nasıl görüşüyorsunuz? Türkiye'deki telefonla ancak görüşebiliyoruz. Özlüyor musunuz onları? Tabii ki. Özlem, Türkiye'yi özlüyoruz. Yani akrabalar da özlüyoruz, Türkiye'yi de özlüyoruz. Tabii memleketimizdir. Biz gurbette yaşıyoruz. Peki size can alıcı bir soru soralım. En çok hangisini seviyorsunuz? Abim çocukları seviyorum. Abimi seviyorum. Yakın akrabalarınızdan Türkiye'de yaşayan var mı? Türkiye'de benim kankolarım, amca çocuklarım yaşıyor. Bizim aile hep burada. Hasan Bey, burada gurbette olduğunuzu hissediyor musunuz? Vallahi gurbeti artık hissetmiyoruz. Burada devamlı burada yaşadığımız için hissetmiyoruz. Almancanız nasıl? Tabii, ancak buradaki geçek üzerine fevkala idare ediyoruz, konuşuyoruz. Gurbette olmak size en çok neyin özlemini yaşatıyor? Vatanımı özlüyorum. Bu durum sizi üzüyor mu? Burada kalmakla mecbursun, çünkü işin burada, ailem burada, mecbursun. Ancak ayda bir, yani senede bir izne gidiyorsun, oradaki akrabaları görüyorsun, geri dönüp geliyorsun. Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin. Söyleyin memleketten bir haber mi var, yoksa yarın gözyaşları. Hasan Bey, bir ismi unuttuk. Sanırız eşiniz de sizinle birlikte çalışıyor. Yenge de benimle beraber çalışıyor. Tabii en büyük desteğim o. Benim en büyük desteğim odur. Birlikte çalışmak zor oluyor mu? Bazen tabii bazı bir şeylere karıştığımız zaman, yani iş icap eder tabii ki, kızıyor. Böyle değil de şöyle olsun diyorum. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bütün Kaströ Türk vatandaşlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum ve mekanımda bekliyorum. Almanlar da dahil olmak üzere. Alman müşterileri de dahil ettiysek bir de Almanca söylemek lazım, değil mi? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hasan Bey'i dinledik, fakat buranın demir leydisine sormadan olur mu? Ganga Serdar durur mu? Hemen Hasan Bey'in eşi Hülya Hanım'ın yanında alıyor soluğu. Öğrenelim bakalım, buranın asıl patronu kim? Demirbaşı benim, arka plan benim. Evet. Onun için gereken zaman tartışma dolu, şey dolu, her şey olur. Her şey oluyor yani. Şey. Yoksa çok mu karışıyor sana? Yok, kimse bana karışamaz, ben onlara karışıyorum. Patron abla yani, Hülya abla. Benim. Patron sizsin. Mekan benim. Oo, duydun mu, mekan da benim diyor. Neyse, ona verdim mekanı. Ona devrettim. Patron o olsun. Arka planda bu kadar. Yönetim var. Benim, patron o. Yönetim hiç kimse değil. Hiç kimse. Abla diyoruz. Hiç kimse değil. Patron abla. Belgeli göstereceğim size. Burası bir aile kuruluşu dedik. Aile de babası Hasan Bey'den öğrendikleriyle müşterilerine kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz çalışan bir isim var.
İsmail Arslan da iyi bir döner ustası. Ganga Serdar'la döner hayatlar devam ediyor ve sağ tarafımızda evet sevilen abimiz İsmail Arslan abimiz yanımızda. Kaç yılında Almanya'ya geldin? 90 yılında. 90 yılında kaç sene oluyor? 26 sene. Evet. Zorluk çektin mi? Yok. Hiç çekmedin. Hiç çekmedim. Yani hemen alıştın Almanya'ya. Hemen alıştım. Nasıl Almanlar nasıl yani sizlere yani baktı veya davrandılar ilk başta? Valla hoşgörülü olanları da vardı. Evet. Hoşgörüsüz olanları da vardı. Evet. Sonuçta gurbet. Okula gittik burada. Meslek lisesine gittik. Evet. Meslek sahibi olduk. Sonra kendi işimizi kurduk. Devam evet. ettik. Nereden Babam, geldi bu fikir? Babamdan dolayı, dayılarımdan dolayı. Onlar senelerden beri Erzincan'da yapıyorlardı bu işi zaten. Evet. Sen de dedin baba gel biz babam de bir döner dükkanı açıyoruz. Aynen. O zaten. Kal sürede. Yani. Günde kaç kilo satıyorsunuz ilk başlarda? Şu anda yaklaşık 60 kilolardayız. Evet. 60, eskiden 90-2000 yıllarda. 300 kilolarda. 300 kilolarda. Duydunuz sevgili izleyiciler. 300 kilo rekor döner. 670 kilo. Rekor 670 kilo. 14 kaç döner ediyor ya? Hiç aşık oldun mu? Maalesef. İlginç bir şey. Hiç olmadın hiç, aşık. Hiç. Yalan söylüyorsun ya. Ganga Serdar işin peşini bırakmayacağı benziyor. Aşkı yıllarca herkes aramış ama bulamamış Serdar. Sen istersen daha fazla kurcalama. Konuyu değiştirmenin en kestirme yolu geliyor şimdi. Takım tutuyor musun? Cim bom bom. GS. Ay evet. GS de dedim mi tabii ki olur. Avrupa'nın takımı diyoruz. 2015 şampiyonuyuz ise. Evet. Yani. Doğru. 4 yıldız. Bu bizde. Kadar ben de Galatasaraylı olduğum için bizde diyorum. Bizi güler yüzleriyle karşılayan sıcakkanlı Arslan ailesine çok teşekkür ediyoruz ve başka hikayeleri dinlemek için tekrar yollara koyuluyoruz. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar'da siz de yerinizi almak, hayat hikayenizi paylaşmak istiyorsanız bize ulaşın. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar Almanya'nın en romantik kentinde devam ediyor. Güneybatı Almanya'da yer alan Heidelberg'deyiz. Burada ziyaret edeceğimiz kişi sizi resmen ekranlara kilitleyecek. Neden mi? Ganga Serdar'ın yanından 5 haftada 21 isim vermiş bir isim. Beslenme uzmanı Semi var. Sağlıklı kilo vermenin sırları bu VTR'mizde. Döner Hayatlar Ganga Serdar'la devam ediyor. Bayanlar sizler de zayıflamak istiyorsanız şimdi bizi göz kulağıyla izleyin. Ve sağ tarafımızda Semi Ebru. Nasılsın Semi? Wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Wie geht's dir? Geht's dir gut. Mir geht's auch super. Das ist doch toll, deswegen sind wir hier. Evet, bayanlar zayıflamak istiyor. Die Frauen wollen abnehmen. Es kommt Weihnachten, du weißt. Was willst du da uns sagen? Ja, ich habe es geschafft, in 5 Wochen 21 Kilo abzunehmen. Dann schaffen das auch alle Frauen da draußen. Evet, Semi ilginç bir şey söyledi. 5 haftanın içinde 21 kilo verdim diyor. Sağlık için beslenme çok önemli bir faktör. Nereye söylemek istersin? Ja, da hast du recht. Ich habe auch meine Ernährung umgestellt und deswegen konnte ich auch so relativ rasch viel Gewicht verlieren und das ist gesund. Semi'ye göre doğru beslenen kişilerin kilo vermemesi resmen imkansız. Eğer onun önerdiği takvime uyar ve dengeli beslenirseniz siz de 5 haftada 21 kilo verebilirsiniz. Kilo problemi yaşayan izleyicilerimiz başka nelere ağırlık vermeli? Serdar sizin için soruyor. Ya was muss man da alles so umstellen? Also es ist ganz einfach, es ist wirklich nicht schwer. Aber es kann auch, du kannst das auch. Und zwar, wir haben einen ganz tollen Ernährungsplan, der ganz kurz erklärt wird, mit ganz tollen Produkten, wo das alles leichter machen. Auf was legst du so Wert drauf? Ganz einfach, weil man hier gesund abnehmen kann. Es ist keine Diät. Wichtig ist, dass man gesund abnimmt. Bu kadar kendine dikkat eden birisi döner yer mi? Yerse nasıl yer? Döner yiyerek de formda kalabilirsiniz ama nasıl? İşte cevabı. Semi, döner. Döner macht schöner. Das ist richtig. Man kann auch vielleicht einen Döner essen, aber ich zeige euch neden dann. Neden ya? Neden? Wie? Nasıl yiyorsun döneri?
Döner mit allem? Döner mit fast allem. Neden fast allem? Fast allem ne demek yani? Döner yiyor musun? Neredeyse hepsi içinde oluyor diyor. Neler yemiyorsun? Was isst du nicht? Ich nehme kein Weizenbrötchen. Okay. Dönerciye gidip de bana siyah ekmek mi yap diyorsun sen mi olur mu? Wie kannst du zum Dönerladen gehen zum Türken und sagen, ich will ein Roggenbrot? Nein, Roggen. Immer helles Brot. Das ist richtig, deswegen habe ich ja ein spezielles Brot. Kendin mi götürüyorsun ekmeğini dönerciye? Nimmst du dein Brot selber mit zum Döner? Nein, aber der Dönerladen kann ja von mir das Brot haben. Ja, dann nimmst du ihn mit also. Genau. Döner ekmeğini ben kendim götürüyorum diyor dönerciye. Benim döner ekmeğim böyle olsun. Şu meşhur ekmeği biz de çok merak ettik. Bakalım nasılmış? Evet, Sayın Ganga Sertler'le Döner Hayatları izleyicileri ekmeğimiz geliyor. Ekmekten evet. Ya Semi buna döner bundan nasıl yenecek ya? Nasıl döner yiyeceğiz ya? Wie soll ich damit Döner essen? Ja, habe ich klein geschnitten. Ha, klein geschnitten, bunun büyüğü de mi var? Ich also, wusste ja nicht, dass du jetzt mit mir hier Döner essen gehen. İşte görüyorsun Ganga Serdar birden gelir yani. Ama döner yemeye gitmek istiyorum. Ich will jetzt Döner essen gehen. Jetzt brauche ich mein großes Brot. Ja, dann müssen wir neues backen. Dann musst du halt mit mir mithelfen. Dann ist in einer halben Stunde ein neues Brot fertig. Hadi yukarı gidelim, mutfağa gidelim diyor. Beraber bir ekmek yapalım diyor. Yarım saate ekmeğimiz bitmiş olur. O zaman döner yemeye gideriz diyor. Vay Semih vay. Seni sevdim Semih. Diyet yaparken kilo vermenize yardımcı olabilecek çok çeşitli alternatifler var. Aç kalmadan da kilo verebilirsiniz. Peki hangi gıdaları nasıl alacaksınız? Bunu da tabii ki işin uzmanından öğreneceğiz. Misal bu ürün, burada pirinç var veya bulgur ve kolhidratı olmayan zebzeli şeyline domatesli. Bunları da bunu yiyebiliyorsunuz ve kiloda almıyorsunuz yani. Fayda? Genau und ich habe eben die Grundbasis der Lupine. Grundbasis der Lupine und daraus kann ich Schokomuffins machen. Alles kohlenhydratfrei. Evet. Vanilleplätzchen. Bu ürünle en önemlisi bu ürün diyor. Yani bu gördüğünüz pulfa. Yani bundan her ürünü yapabilir. Misal muffins, vanilla marfinlerse, plätzchen olsun. Yani bu ürün oder elma. Muffins oder solche desserts. Veya böyle yoğurtlu ürünler yani. Semih'e bu önemli bilgileri bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Yani ne diyoruz? Sağlıklı beslemiyoruz. Biz de burada ne diyoruz? Ganga Serdar ve Döner Hayatlar devam ediyor. Ciao. Devam ediyor mu kız? Ciao ciao. Devam ediyor de. Vay dönerci seni vay. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar'da şimdiki durağımız Almanya'nın Renania-Palatina eyaletinde yer alan Ludwigshafen. Yeni bir başarı öyküsüyle bizleri gururlandıran Hasan Doğan'ı ziyaret edeceğiz. 1983 yılından beri Almanya'da yaşayan Hasan Bey, kurulduğundan bu yana 250 bin müşteriye hitap eden Doğan Mega Center'ın sahibi. Babasından aldığı mirası onun tavsiyeleriyle daha ilerilere taşınır. 60 metrekare bir dükkanda başlayan marketçilik deneyimini şu anda 1600 metrekarede uluslararası bir alışveriş merkezine çıkarmış. Dilerseniz bu başarının sırrını ve Hasan Bey'in Almanya'daki yaşam hikayesini bir de kendisinden dinleyelim. Hasan Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Doğan. 47 yaşındayım. Malatyalıyım. 3 çocuk babasıyım. 1983 yılında Almanya'ya geldim. Almanya'ya geliş sebebiniz nedir? Almanya'ya iş ailesi olarak geldim 1983 yılında. 1990 yılında rahmetli babamla beraber küçük bir 60 metrekarelik bir süpermarket, o zaman küçük bir iş yeri, aile iş yeri olarak bir küçük bir market açmıştık. Biraz daha kendimizi geliştirdik. 400 metrekareye geldik. Ondan sonra o 400 metrekareden sonra da tabii bu işte bayağı bir 26 yıllık bir tecrübemiz vardı. Ondan sonra bir gün babamla beraber buraya
bu büyük 6600 metrekare satış alanımız olan bu süpermarketi firma Aldi'de satın aldım. Tabii bu sizin için büyük bir gurur olmalı. Tabii ki insan belirli bir zaman sonra 60 metrekareden 400 metrekareye, 400'den 1600'e geldiği zaman bu kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi ortaya çıkarıyor. Buraya geldiğiniz yıllardan beri Almanlarla ilişkileriniz nasıl oldu? Ben 1983 yılında Almanya'ya geldiğim zaman o zaman da tabii ki Türkiye'den geldim. Aynı bu Ludwigshafen şehrine gelmiştim. O günkü müşterilerimi, o günkü ilk tanıdığım insanları, Almanları ben bugün de görüyorum. O gün bize nasıl bakıyorlardıysa bugün de aynı şekilde. Yani iletişimimiz çok güzel. Peki Malatya'dan buraya geldiniz. Zorluk yaşadınız mı ilk geldiğiniz zamanlarda? Şimdi tabii ki her insan geldiği yabancı bir ülkeye dilini bilmiyorsunuz. Şimdi biz bir aile birleşimi olarak babam bizi istek yapmıştı buraya geldiğimizde. Burada 5 yıl bir okulum devam ettim. Okuldan sonra tabii ki Ausbildung yerine başlamıştım. O zaman Coop şeyler vardı, büyük bir keteler vardı, orada başlamıştım. Şimdi o bu yiyecek sektörünü oradan aldım. Babam belirli bir süre orada çalıştıktan sonra oradan ayrılmak zorunda kaldım. Mesela geceleri erken gidip burada tarlada okul dönemimde gece saat 3'te kalkıp gidip orada çilek topluyordum. Oradaki bir 20 mark harçlığımı, okul harçlığımı çıkarıyordum. Bunları tabii ki burada anlatmak çok kısa kalıyor. Yani babalarımız çok büyük zorluklar çekmişlerdi. Yani benim babamın o zaman ben Almanya'ya ilk geldiğim sene ben babama hayran kalmıştım. Ya dedim babam ne kadar güzel Almanca konuşuyor. Bu Almanca dilini nasıl öğrenmiş? Hep böyle bakıyordum. Acaba kendi kendime soruyordum. Ben bu Almancayı gerçekten bir gün burada öğrenebilecek miyim? Tabii ki öyle bir gün geldi. Babamın konuşmuş olduğu Almanca burada sadece yani 25-30 kelime arasında hep aynı şeylerdi. Ve babam kendisini bu şekilde ifade etmiş ve bugün işte biz de babamın bize kurmuş olduğu bir iş yeri. Yani o gün beni en güzel şekilde eğiten babam oldu. Rahmetli babam o zaman gerçekten ticaretin ne kadar ahlaklı, dürüst yapılırsa başarı her zaman olur. Bugün ben de bu öğrenmiş olduğum meslekte en büyük bu işin sırrı rahmetli babam. Allah ondan razı olsun, onu diyorum. Akrabalarınız var mı Türkiye'de? Tabii akrabalarım, amcalarım var Türkiye'de. Hangi şehirde akrabalarınız? Malatya'da. Akrabalarım Malatya'da, evet. Amcalarım hep Malatya'da. Özlüyor musunuz onları? En çok babamı özledim, evet. Babanız vefat etti değil mi? Sanırız kabri Malatya'da. Babam benim burada 28 yıl babamla beraber kalıyorduk. Onun için babadan hariç bir arkadaş gibi her zaman yanımda ve arkamda bu işte. Hatta buranın açılışında ve alımında benim arkamda en büyük destekçim babamdı. Tabii ki babamı özlüyorum. Malatya'ya gömülmeyi babanız mı vasiyet etmişti? Neden kabri orada? Çünkü babam gerçekten 62 yaşındaydı. Burada bu serveti ve bu malları hazırlamadan, bize almadan önce Malatya'da kendi yani bir aile mezarlığını almıştı. Onun için dedi ki, eğer şey olursam beni buraya gömeceksiniz. Annesi de orada. Babam kendi de. Yani bir aile mezarlığımız orada. Allah eğer ömür izin verirse, bir gün nasip olursa ki her canlı bu ölümü tadacak. Benim de gideceğim yer aynı yine Malatya olacak. Babamın yanı yani. Sizi biraz üzdük Hasan Bey. Kaç çocuğunuz var? Bir kızım var. İki oğlum var. Okuyorlar mı? Evet, iki tane oğlum okuyor. Kızımı da geçen bir yıl oldu. Evet, bir yıl önce kızım evlendi.
Peki çocuklarınızı Türkiye'de yetiştirmek ister miydiniz? Şimdi bu konu tabii ki önemli, çok önemli. Babam, biz beş kardeştik. Bizi çok iyi yetiştirdi burada. Kalabalık bir aile yani. Babam tek çalışıyordu ama buna rağmen bize zaman ayırıp akşamları bize çok güzel nasihatler veren, iyi ve kötüyü, dürüstlüğü, her şeyi burada öğretmişti. Biz de bunu babamdan öğrendiğim kadar ve babamdan aldığım bu bilgileri kendi çocuklarıma burada zaman zaman akşamları çocuklarıma, oğluma, kızıma bu öğütleri ben de vermeye devam ediyorum. Ki bunu yaptığımız zaman bu konumları çocuklarımızla bugünkü şartlarda, çünkü onların en yakın arkadaşları bugün teknoloji olmuş. Onlardan biraz daha uzak tutabilmek, onlarla canlı konuşmak, arkadaş gibi olmak bence daha güzel, daha onları dışarıdan koparmış oluyorsunuz. Son olarak Türkiye'de ve Avrupa'da sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Vallahi tabii ki 26 yıllık bir tecrübe. Siz 50 metrekarede de başlasanız, 100 metrekarede de başlasanız, bugün bizim gelmiş olduğumuz yer bu mekanlar. Burada bin bir çeşit insan geliyor. Bunun en güzel benim için konumu İşinizin üzerinde durmak ve işinizi gerçekten hani severek yapmak. Ben bugün bu iş yerine geliyorsam, yani ben elemanlarımda tabii ki burada toplam 38 elemanım var. Güçlü bir kadrom var ve bu kadronun bir de bilinçli olması lazım. Bu sektörü yapıyorsanız kalite ön planda gelecek. Yoksa 26 yıllık bu tecrübe olmasaydı bu müşteri bugün burada olmazdı, ben de olmazdım. Bizi bugüne kadar devamlı sürekli 26 yıldan beri bizi takip edip buralara getiren müşterilerimize, hepsine bizi devamlı tercih ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ben bugün bu güzel yatırımları, buradaki bu görmüş olduğunuz bu güzel yatırımları yapıyorum. Tabii ki bunu müşterimiz için yaptık. Yani benim müşterim de işte biz, Doğan Mega Center küçüktü, büyüdü. Onlar da bugün bizimle gurur duyuyor. Ben de müşterilerimle gurur duyuyorum. Biz teşekkür ederiz Hasan Bey diyecektik ki Ganga Serdar'ı tutamadık. Sanırız Hasan Bey'e birkaç soru da o sormak istiyor. Evet. Bitmeden önce tabii ki Ganga Serdar mikrofonu eline almalı. Ben de 3 sorum var. Buyurun. Abicim, ilk önce sizinle gurur duyuyorum. Bu güzel, güzel dükkan ve sizlere başarılarınızı diliyorum devamını. Ve 3 sorum var size. Buyurun. İlk önce bu enerjiyi nereden alıyorsunuz? Vallahi bu işi çok mantıklı bir soru sordunuz. Şöyle diyeyim size. Çünkü bu soruyu bugün tekrar 26 yıl önce başlamış gibi işimi bugün aynı o derecede severek yapıyorum. Yani gece 3'te hale gidilecekse ben gece saat 3'te hale gidiyorum. Buraya gelmiş olan bu kadar sebze meyve hepsini kendim görerek, tadarak alıyorum. Bu enerji sanki yeni bugün başladı. Severek yapıyorum işimi. Burada bir insanı unuttunuz tabii, yengeyi unuttunuz. Yenge olmasa buralara tabii ki... Onu konumun başında söyledim. Bir tabii ailem var. Size sormak istedim tabii ki. Tabii mutlaka, yani her başarılı bir iş adamının arkasında bir bayan vardır. O da tabii ki benim hanımım, eşim. Üçüncü sorumuz, hangi takımı tutuyorsunuz? Sürekli Almanya'ya gelsem de gelmesem de hep Galatasaraylıydım. Malatyalı değilsin yani. Önce Galatasaray. Ben de Cimbamlı. İşte görüyorsun sevgili izleyiciler. Ne diyoruz? Ağzımızın tadını Doğan Market'te alıyoruz diyoruz. 1983 yılında geldiği Almanya'da babasının tavsiyeleriyle dürüst ve çalışkan birisi olarak yetişmiş Hasan Bey. Ondan aldığı öğütleri çocuklarına da aktarmış. Hayırlı evlatlar yetiştirmek için gayret göstermiş. Başarılarının devamını diliyoruz. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar bugün başınızı döndürecek.
Şimdi de Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Mannheim'dayız. Yine farklı bir başarının hikayesi burada bizi bekliyor. Bu çok maharetli bir elin hikayesi. Saçlar onu seviyor. O saçlarınızı bir sanat eserine çeviriyor. 1996 yılından beri kuaförlük mesleğini layığıyla yerine getiren Kaber Turan, aldığı birçok ödül ve madalyayla başarısını taçlandırmış. Kamber Turan'ı ve Almanya'ya geliş hikayesini sizlerle paylaşacağız ama ondan önce Ganga Serdar'la Katu'ya hızlı bir giriş yapıyoruz. Ganga Serdar'ın döner hayatları devam ediyor ve sağ tarafımızda altın makas diyebilirim tabii ki. Kamber abimiz ve sanatçımız İsmail abimiz yanınızdayız. Evet, ilk önce İsmail abime geçiyorum. Kamber abi, senin saçını kestim mi şarkı söyleyebilir misin? Söylemesin. Yani söyleriz de onun işini engellerim. Engeller mi Kamber abiciğim? Engellemez değil mi? Hemen mahana bulma, mahana bulma. Söyleyeceksin şimdi. Şimdi oyun havası söylerim. Bu defa heyecanlanır. Saçım daha gümbürtüye da, gider. Daha iyi keser. Sen rahat ol. Saçımda böyle takıntılı. Hayır, takıntılı. Devam et. Bak. Bakalım bir iki kelime çıkartacağım. Hadi abicim. Ya ben başka bir zaman söyleyeyim. İsmail Bey, Serdar sizi bulmuşken bir şarkı almadan bırakmaz. Şansınızı fazla zorlamayın bizce. Hem izleyicilerimiz de güzel sesinizi duymak ister. Tavukları pişirmişem. Hadi oynayacağız. Kuaförü evine göndermişem. Devam. Hadi bakalım, bak durdu işte. Dediğim olay buydu. Yok abicim yeter. Tavukları pişirmişem. Kamber abim oynamış. Devam hadi. Ha, tamam bak sen. Tavukları pişirmişem. Hacıyı da çarşıya göndermişem. Avrupa şampiyonu Kamber abimiz. Evet. Bu ödül aldıktan sonra sevindin mi? Sevindim tabii canım. Nasıl? Çok. Uçtum. Yani, uçtun mu? Yani. Uçtun mu? Havaya mı uçtun? Türkiye'ye izin yapmaya gittim. Uçtum. Hemen izin yapmaya gittim. Neredeydi dünya şampiyonları? Birisi Paris'te, Madrid'de, İtalya'da vardı. Bir tanesi Almanya'da oldu. 2016'da Süt Kore. Kaç berber katıldı? Ya her ülkede 4 kişi katılıyor. Her ülkede 4 kişi. Siz Türkiye adına mı, Almanya adına mı? Almanya. 4 kişi. 4 kişi evet. Avrupa şampiyonu bir kuaförün yanındayız. Tabii ki yardımcılarına da örnek olmuş bir isim. Onu bir de çalışanlarından dinleyelim ve onların da hikayelerine kulak kabartalım. Katu'ya kısa zaman önce girdim. Arkadaşlardan duydum. Vize maestro olduğunu duydum, Weltmeister olduğunu duydum. Dünya şampiyonu olduğunu duydun, evet. Avrupa şampiyonu olduğunu duydun. Evet. Seni tabii ki etkiledi. Evet, tabii ki. Mecburum oraya gitmeye. Evet, ben meslek yaptığım için buraya tercih. Meslek yapıyorsun. Evet, meslek yapıyorum. Kaçıncı sene? İkinci sene. İkinci sene, seviyorsun mesleğini yani. Tanıyalım. Nergis Kızlar. Efendim? Nergis Kızlar. Nergis, ilginç. Şapkan hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Bakabilir miyim? Tabii ki. Evet sevgili izleyiciler, görüyorsunuz Nergis. Ters tatlım. İlginç, ters mi? Ters tatlım diyor. Hadi doğru da haram hadi. Evet. Örgü mü örüyorsun? Ne yapıyorsun? Dikiş mi dikiyorsun? Örgü örüyoruz. Evet, mesleğini seviyor musun? Çok seviyorum. Ganga Katu'daki turuna devam ediyor. Neden Katu sorusuna cevap arıyor. Tanıyalım. Sinan. Sinan abimiz, neden Katu? Neden Katu? Katu'yu uzun zamandan beri tanıyorum. Kendisini kişi olarak yani şahsen tanıyorum. Saçlarıma kendi emeğini verdiği için farkındaysanız saçları kalmamış zaten. Elleyebilir miyim? Elleyebilirsin. Ne güzel saçın var abicim. Katu Kamber saçlarımı kestikçe daha... Özel ilaç mı katıyor, ne yapıyor? Yok, ruhunu veriyor. Ruhunu veriyor. Onun için kendisine saç kalmamış. Selçuk, Katu diyoruz. Aynen öyle, Katu diyoruz. Kuaför deyince adamın, insanın aklına Katu gelir. Kaç senedir buradasın? Ben burada doğma büyümeyim abi. Bu işi de 15 yıldır yapıyorum yani. Çocukluğumdan beri buraya çocukluğumdan beri kuaförlük yapıyorum. Yani. Evet, Katu'ya kaç senesinde geldin? Katu'ya ben 2012 yıl sonunda başladım abi ya. Tabii ki buraya herkesin farklı bir geliş hikayesi, birbirinden farklı yaşamları ve kariyer çalışmaları var. Başarısının sırrını işine olan sevgisi ve saygısına bağlayan Kamber Turan'ın hikayesi biraz diğerlerinden değişik. Tabii ki şampiyon olmak kolay iş değil. Dinliyoruz. Kamber Turan, 1973, Ercan Erzincan doğumlu. Kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsunuz? 26. Almanya'ya geliş hikayeniz nedir? Okumak için geldim 16 yaşında. Olmadı. Ondan sonra
Bir baktım kafir olmuşum. Neden okuyamadınız? Okuma ya, burada birisi imza atması lazımdı okumam için. Kimse yok. Bu imza atacak kimse yok. Ondan dolayı olmadı. Tek başınıza bambaşka bir ülkeye geldiniz. Bu büyük bir cesaret olmadı. Valla bilmem, 16 yaşında yalnız başıma çıktım geldim yani. Avusturya üzerine geldik. Ondan sonra kaldık öyle işte. Evlilik yaptık 4-5 sene sonra. Evliliğiniz devam ediyor mu? İkinci evlilik yaptık. Üçüncüye doğru gidiyoruz. Çocuğunuz var mı? Bir tane oğlan var, evet. Anne ve babanız Türkiye'de mi? Babam yaşamıyor, annem Türkiye'de. Annenizle görüşebiliyor musunuz? Görüşüyoruz, evet. Hangi sıklıkta görüşüyorsunuz? Vallahi izinden izine, bir de telefonla konuşuyoruz yani. O Almanya'ya geliyor mu? Yok, gelmedi. 92'de geldi, odur, başka gelmedi. Biraz da işinizden bahsedelim Kamber Bey. Kuaförlüğe nasıl başladınız? Ya ilk eşim kuaförde, ona yardım ettim. Ondan sonra baktım hoşuma gidiyor. Dedim bu mesleği yapayım. Önce eşinizden mesleği öğrenip boşandınız mı? Yok. Boşanma meslek bittikten sonra, 4 sene 5 sene sonra ya. İyice usta olunca yani. İyice öğrendikten sonra, evet. Aldığınız ödüllerden bahsedelim biraz da. Ya işte yarışmalara katıldım. Ondan sonra Weinheim'da dükkan açtım 2002'de. 2005'te Bokstad'da açtım. Burayı da 2013'te aldık. Yarışmalara Türkiye adına mı katıldınız, Almanya adına mı? Almanya adına. Neden Almanya? Çünkü burada yaşadığımız için Alman takımında işte 3 kere şeye girdik, Dünya Kupası'na. 3 kere ikinci olduk. Şimdi bu 4. Zit Kore'ye gidersek inşallah kazanırız, bu sefer 1. oluruz. Bu şartlar Türkiye'de olsaydı yine aynı başarıyı elde eder miydiniz sizce? Olabilirdi ya tabii. İstedikten sonra yaparsın ya. Yarışmaya sizden başka katılan Türk kuaför var mıydı? Burada yok. Buradan varla Türkiye'de direkt yok. Bir çocuğunuz var. Almanya'da büyüyen çocuklar mı, Türkiye'dekiler mi daha şanslı sizce? Ya buradakiler şanslı da bunlar bir türlü büyüyorlar ya hep. 20 yaşına geliyorlar halen. Yani bir an. Peki Kamber Bey, bu hayatta sizi en mutlu eden şey nedir? Beni en çok mutlu eden işler güçler, ne bileyim işte. Para diyorsunuz kısaca. Para diyelim. Kariyerinizle ilgili hayaliniz nedir? Hayalim ya, bu dünya birinciliği alsak ben de kurtulacağım yani artık bu yarışmalardan. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Herkesi çok, buradan çok çok selamlıyorum. Büyüklerin eline, küçüklerin gözlerine öpüyorum. Annenize de buradan bir mesaj iletmek ister misiniz? Annemi de yakında gidiyorum zaten. Yılbaşında gidiyorum. Sürpriz olacaktı ama burada söyledim artık. 26 yıldır Almanya'da yaşayan bir Avrupa şampiyonu. İki kez dünya ikinciliğiyle kendisini dünyaya tanıtmış bir isim. Kamber Turan'a uzattık mikrofonlarımızı ve onun başarı öyküsünü paylaştık sizlerle. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar yeni hikayelere yelken açmak üzere yola çıkıyor. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Eksklusif Döner Hayatlar modayla devam ediyor.
Evet, Ganga Serdar'ın da söylediği gibi programımız modayla devam ediyor. Hayat hikayelerine kısa bir moda arası veriyoruz. 2016 yılının moda trendleri, stil ipuçları, kombin önerileri hepsi bu VTR'mizde. Bundan böyle Simeone size her hafta birkaç kombin yapıp gittiğiniz ortamlarda şıklığı yakalamanız için önerilerde bulunacak. Kendine özen gösteren bayanlar, maskülen misiniz yoksa iddialı mı olmak istiyorsunuz? Sade bir şıklığı mı tercih ediyorsunuz yoksa kendi stilinizi mi yaratmak istiyorsunuz? Simeone tüm bunlar için döner hayatlarda. Osimo heute in Mannheim. Mannheim'de sevgili izleyiciler, evet. Eksklusif Döner Hayatlar modayla devam ediyor ve yanımızda, evet, güzeller güzeli Simone Beşler yanımızda, gördüğünüz sevgili izleyen. Nasılsın, wie geht's dir? Gut, und bei dir? Ich freue mich. Ah, mir geht's auch ganz gut. Evet, Simone de sağ. Bakalım bize neler gösterecek, çok merak ediyoruz. Altıda battaniye, şal, panço, kemerle kombinlenen şal ve atkılar derken zengin kış aksesuarları bizi bekliyor. Mağazayı dolaşırken Simeone ilk olarak bu senenin kış modasının vazgeçilmezi bir şala uzanıyor. Sokak modasında tercih edeceğiniz bu şal bağlama stilini gündüz bir arkadaş toplantısına giderken tercih edebilirsiniz. Tabii onu tamamlayacak bir bere de muhakkak olmalı. Ve Simeone ilk tercihini buluyor. Bakalım seçimi ne ve bunu nerelerde kullanabiliriz? Sieht gut aus, ne? Ja, sieht top aus. Also alles, was sie anhat, sieht top aus. Das kann. So, Simeone, hast du schon was ausgesucht? Ich habe schon ein schwarzes ausgesucht mit goldenen Reißverschlüssen. Deine Magistrions, ne? Willst du mal anprobieren? Ja. Also, wie das selbe ist, oder? Bu elbisede yılın renklerinden oluşan karışık bir çalışma yapılmış. 2016 kışında da renkten renke giren ve renklerin iddiası çılgın desenlerle harmanlanan kumaşlar çok moda. Simeone bunu dize kadar çizme ve siyah opak çorapla tamamlamış. Şimdi de ikinci kombinimiz için dolaşıyorlar. Bir galaya gidelim bakalım. Das ist ein Abendkleid oder Galakleid, was ist das? Ja, auch so für zum Beispiel Boxkämpfe, Gala. Boxmaçlara, galalara. Giyinebilirsiniz bayanlar. Disco. Disco'ya da her türlü kullanabilirsiniz. Hadi diyoruz o zaman, sıra sende Simeone. Pastel tonların hakim olduğu kuarts, yani soluk pembe, yılın rengi olarak karşımızda. 2016 yılının trendi olacak bu rengin birbirinden güzel tonlarıyla yapılan kombinlerle şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Simeone tam da böyle yaptı. Derinin üzerine tercih ettiği bir kürkle tamamladı şıklığını. İrlandalı aktör Pierce Brosnan'ın ilk James Bond deneyimi olan GoldenEye'de rol almış Simeone Beschel. Başarılı bir modelliğin yanı sıra oyunculuk kariyerinde de bayağı bir yol kat etmiş. Ve Simeone bayan izleyicilerimiz için her hafta farklı bir kombin hazırlayacak. Simeone ile moda bölümümüzü sakın kaçırmayın. Bazen hüzünlü, bazen de sevinçli anların yaşandığı Ganga Serdar'la Döner Hayatlar bu hafta burada son buluyor. Acısıyla tatlısıyla yeni hayat hikayelerinde buluşmak üzere, hoşça kalın. Metropolis Steakhouse Mannheim'ın katkılarıyla. Ekosoft Ganga Serdar'la Döner Hayatları sundu.
check, check.